Yolcu olan kimse, yani dinen misafir olan bir kimse, ki kime biz yolcu diyoruz? Bulunduğu yerden 90 kilometre uzak bir yere giden ve burada 15 günden az kalan kimseye biz dinen misafir diyoruz, yolcu diyoruz. Yolcu olan kimseler kurban kesmekle sorumlu değiller, mükellef değiller. Ancak bunlar bulundukları yerde kurban keserlerse kesmiş oldukları kurbanlar geçerlidir. Daha sonra bunlar kurban günleri içerisinde memleketlerine dönerlerse tekrar kurban kesmekle yükümlü müdürler? Hayır. Tekrar kurban kesmekle yükümlü değiller. Evet. Çünkü bir kimse iki ibadeti birden yerine getirmekle sorumlu tutulamaz. Kurbanları geçerlidir. Bu önemli bir sorudur. Sıkça sorulardan, evet, çok sıkça sorulardan bir tanesidir. Deniliyor ki işte misafir olan bir kimse kurban kesemez. Efendim bu kimse kurban günleri içerisinde asli vatanına dönerse, ikamet ettiği yere dönerse kurban kesmekle mükelleftir deniliyor. Bu doğru değildir. Burada ibadet yerine getirilmiştir. Yani bu neye benziyor biraz? Tıpkı bir kimse misafir ise ona cuma namazı farz değildir. Ama cuma namazı kıldığı zaman da ayrıca öğle namazı kılmakla mükellef değildir. O kişiye biz, evet, şunu söyleyemeyiz. Ha, sana cuma namazı farz değildi. Öyleyse sen öğle namazını kılmakla mükellefsin diyemediğimiz gibi bu kişinin durumu da aynıdır.